Merhaba çocuklar. Yine bir hikaye dinletimizle birlikteyiz. Çok eğlenceli hikaye dinletileri yapıyoruz. Ama hikaye dinletimizden önce bu sefer ilk önce bilmecelerimi soracağım. Ondan sonra hikaye dinletimizle geçeceğiz. Anlaştık mı? O zaman başlayalım. İlk bilmecemi soruyorum. Altında dört teker, üstünde yük çeker. Altında dört teker, üstünde yük çeker. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Altında dört teker, üstünde yük çeker. Bu bir araba çocuklar. Evet, araba. İkinci soruma geçiyorum. Havalarda dolaştırır, yolcuları hızlı ulaştırır. Havalarda dolaştırır, yolcuları hızlı ulaştırır. Saymaya başlıyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Havalarda dolaştırır, yolcuları hızlı ulaştırır. Bu bir uçak çocuklar. Evet, uçak. Şimdi diğer bilmeceme geçiyorum. Kocaman başı, ardında uzun kuyruğu, çok yük taşır, ver suyunu hiç durmaz, çalışır. Şimdi tekrardan soruyorum. Kocaman başı, ardında uzun kuyruğu, çok yük taşır, ver suyunu hiç durmaz, çalışır. Saymaya başlıyorum çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5. Kocaman başı, ardında uzun kuyruğu, çok yük taşır, ver suyunu hiç durmaz, çalışır. Bu bir tır çocuklar. Şimdi bir diğer bilmeceme geçiyorum. Dörtten fazla tekerleği var. Uzunca yolu hep gider. Hasret çekenleri kavuşturur. Dörtten fazla tekerleği var. Uzunca yola hep gider. Hasret çekenleri kavuşturur. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bir otobüs çocuklar. Evet, otobüs. Bilmecelerimiz burada bitti. O zaman hadi sizinle hikayemize geçelim. Bakalım bugünkü hikayemiz Güneş'in Yeteneği. Ece ve Efe kardeşler o gün yine ağaç evlerinde oyun oynuyorlardı. Ece yaz gelmesine rağmen ne kadar karanlık bir günde de Efe de aynı durumdan yakınarak ormanda o kadar çok ağaç var ki güneş bir türlü görünmüyor. Keşke biraz güneşlenebilseydik dedi. Ece hadi o zaman güneşlenebileceğimiz bir yer arayalım dedi heyecanla. Efe de heyecanlıydı. İki kardeş ormanda güneşlenebilecekleri bir yer aramaya başladılar. Orman sessiz, serin ve karanlıktı. Birlikte karşılarına çıkan bütün engelleri aşarak ormanı dinleyerek yürüyorlardı. Uzun bir yürüyüş sonunda kardeşler yorulmuşlardı. Dinlenebilecekleri bir kaya gördüler. Yoğun yaprakların arasında kayanın üzerine güneş ışınları vuruyordu. Harika görünüyordu. Oturmak için kayanın yanına gittiler. Yaklaştıklarında tuhaf bir şey fark ettiler. Bu küçük ışık parıltılarının sanki gözleri vardı. Ece ve Efe ışık hüzmelerinin canlı olduğunu görünce çok şaşırdılar. Efe bağırarak "Siz canlı mısınız?" diye sordu. Işık hüzmeleri öylece bakıyorlardı. Ece "Sanırım konuşamıyorlar Efe ama sanki bizi anlıyorlar." dedi. Efe döndü ve biz güneşlenebileceğimiz bir yer arıyoruz. Orman biraz karanlık. Daha çok güneş alan bir yer bulamadık. Siz biliyorsanız bize gösterir misiniz? Çok yorulduk dedi. Işık hüzmeleri bir araya toplanlar sanki bir şey konuşuyorlardı. İçlerinden bir tanesi Ece ve Efe'ye yaklaştı. Ben size güneşlenebileceğiniz bir yere götürebilirim dedi. Ece ve Efe ışık hüzmesinin konuşmasına çok şaşırdılar ve mutlu oldular. Diğer ışık hüzmelerinden ayrıldılar. Küçük ışık hüzmesiyle birlikte yürümeye başladılar.
Yürürlerken Efe sordu. Küçük ışık hüzmesi, siz nereden geliyorsunuz? Burada ne yapıyorsunuz? Küçük ışık hüzmesi anlatmaya başladı. Biz her gün çok uzak mesafeler aşıp buralara kadar geliyoruz. Böylece gündüzleri dünyayı aydınlatıyoruz. Sadece bu da değil, dahası da var. Güneş bizim yıldızımız. O çok büyüktür. Dünyadaki bitkiler, hayvanlar, insanlar onun sayesinde yaşamını sürdürür. Güneş dünyayı ısıtır, aydınlatır ve ona enerji sağlar. Yaşamın varlığı büyük ölçüde güneş sayesindedir. Biz de güneşe bu önemli görevinde yardım ediyoruz. Ece, ama siz çok küçüksünüz. Bu kadar işi nasıl başarıyorsunuz diye sordu. Işık hüzmesi, çünkü çok fazlayız ve bir araya geldiğimizde birbirimizden kopmayacak kadar güçlü oluyoruz dedi. Işık hüzmesinin götürdüğü yere ulaştıklarında beklediklerinden çok farklı bir manzarayla karşılaştılar. Durdukları yerde artık orman bitmişti. Büyük plakaların olduğu açık bir alandaydılar. Efe afallamış bir şekilde "Bunlar da nedir?" diye sordu. Ece "Biz daha farklı bir yer beklemiştik. Peki nerede güneşleneceğiz?" diye şaşkınlıkla ekledi. Işık hüzmesi "Benim bildiğim en yakın yer burasıydı. Güneş panelleri her gün burada güneşleniyor. Siz de güneşlenebilirsiniz." diye düşündüm. Kardeşlerin şaşkınlık içerisine baktığını gören ışık hüzmesi anlatmaya devam etti. Bu paneller sayesinde evinize gelen elektriği ve sıcak suyu kullanabiliyorsunuz. Çünkü üzerlerinde bulunan çok sayıdaki güneş hücresi benim gibi ışık hüzmelerini emerek elektrik ve ısı enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri bütün gün güneş batana kadar burada güneşleniyorlar. Evinize elektrik ve sıcak su gelmesini sağlıyorlar. Ece ve Efe duydukları karşısında hayran kaldılar. Ne kadar da yeteneklisiniz dedi Ece. Peki akşam olduğunda ne yapıyorsunuz? Işık hüzmesi dünya güneşin etrafında döndüğü için akşam olduğunda dünyanın diğer karanlık olan tarafına geçmiş oluyoruz dedi. Bu yolculuğun ne kadar önemli olduğunu hatırlayan ışık hüzmesi hava kararmadan sizi evinize bırakayım. Az vakit kaldı dedi. Çocuklar bunu duyunca çok sevindiler. Evden çok uzaklaşmışlardı. Çok şey öğrenmişlerdi ve yorulmuşlardı. Işık hüzmesiyle birlikte evin yolunu tuttular. Eve vardıklarında hava kararmaya başlamıştı. Işık hüzmesi artık gitmeliyim. Arkadaşlarıma katılıp dünyanın karanlık tarafını aydınlatmalıyız dedi. Çocuklar ışık hüzmesine veda ettiler. O giderken arkasından el salladılar. Bir daha onu göremeyecekleri için üzgünlerdi. Akşam olduğunda iki kardeş ağaç evin önünde oturmuş geçirdikleri ilginç günü düşünüyorlardı. Bir daha küçük ışık hüzmesini görebilecekler miydi? O olmadan bir daha güneş panellerinin yerini bulabilecekler miydi? Derken karanlığın içine küçük bir ışık gördüler. Aynı anda ışık hüzmesi diye bağırdılar. Ama bu ışık hüzmesi değildi. Şaşkın bir ateş böceğiydi. Ve çok sayıda ateş böceği ortaya çıktı. Ateş böcekleri akşam ormanı çok güzel aydınlatıyorlardı. Tıpkı ışık hüzmeleri gibi. Gece de gündüz kadar güzeldi. Uyku saatleri gelene kadar ateş böcekleri ile ay ışığında dans ettiler. Ece ve Efe artık her gün görebilecekleri yeni arkadaşlar edinmişlerdi. Evet çocuklar, bu kitabımız gerçekten çok güzelmiş. Güneşin Yeteneği. Hikaye dinletimiz burada sona erdi. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.